Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Prime ve Prime Plus aboneliği nedir? Nasıl alınır ve nasıl iptal edilir? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi AG'nin yanında sarı bir taç var. Buraya tıklıyoruz. Prime ve Prime Plus abonelik sayfası bizleri karşılıyor. Bu gördüğünüz fiyatlar Android bir cihaza ait. iOS cihazda fiyatlar daha farklı oluyor. Prime üyeliğinin inceliği. 150 UC ve diğer avantajların sahibi olmak için Prime abonesi oluyor. Prime abonesi olduğumuzda bakalım neler kazanıyormuşuz. Günde 5 UC alıyor. Her gün giriş yaparak 5 UC kazanıyoruz. Toplamda 150 UC'miz garanti. 150 UC kazanıyoruz. Üye dükkanı BP ile satın al. Prime abonesiyseniz, BP Shop'tan alışveriş yapabiliyorsunuz. Silah deseni ve kıyafetleri süreli olarak alabiliyorsunuz. Onun haricinde Royal Pass görev kartını da BP ile alabiliyorsunuz. Size şöyle bir göstereyim. Bakın BP'nin yanında bir taç var. Buraya tıklıyoruz. Burası BP Shop. Ee, Scarlett'e tıklayalım. Satın alıyor gibi. Bakın 7 günlük 48 bin. 30 günlük 195 bin. Sizin kalıcı olarak alabilmeniz için Prime Plus gerekiyor. Biz Prime üyesiyiz. Eşyaları süreli olarak alabiliyoruz. Ama Prime abonesinin en güzel avantajı buradan görev kartı alabiliyor olmak. Yani en ucuz üyeliğe gayet güzel bir avantaj eklemişler. Görev kartı alabiliyoruz. Bir görev kartı 5000 BP. 5 adet alma hakkımız var. Bu hakkımız her pazartesi yenileniyor. Ee, ve toplamda 25.000 BP harcayarak 5 görev kartı alabiliyoruz. Çok güzel bir özellik. Ee, 6 lira 39 kuruşluk bir üyeliğin özelliği gayet iyi. 150 UC kazanıyoruz. BP Shop'tan Royal Pass görev kartı alabiliyoruz silah deseni ve setleri de süreli olarak alabiliyoruz BP ile. Size şöyle göstereyim. Şimdi UC'ye geldik. UC shop'a. 60 UC 11 lira. Ama biz üyelik alarak 6 lira 39 kuruşa 150 UC kazanıyoruz. Ve üyeliğimizin özelliğini kullanarak da Royal Pass görev kartını BP ile alıyoruz. Royal Pass görev kartı da UC ile alınıyor. Size şöyle göstereyim. UC değerini. Bakın tıkladım. Bir görev kartı 25 uc. Şimdi Prime Plus üyeliğini bir inceleyelim. 900 OC ve diğer avantajlarına sahip olmak için Prime Plus abonesi ol diyor. 88 lira 99 kuruş. Günde 20 uc al toplamda 600 uc. Üye dükkanı BP ile satın al. Bu üyeliği satın aldığınızda Prime Plus'ı BP Shop'tan eşyaları kalıcı olarak alabiliyorsunuz BP ile. Günde 10 RP puanı kazan. Her gün Farklı bir indirimli üye al. Her gün ilk klasik sandık %50 indirimli. Her hafta 600 UC değerinde kupon kazan diyor. Direkt aboneliği satın aldığınızda 300 UC ve size klasik sandık, premium sandık, isim yenileme kartı ve oda kartı da hemen geliyor. Üyeliği satın aldığınız an 300 UC, klasik sandık, premium sandık, isim yenileme kartı ve oda kartı da geliyor ve aboneliğiniz başlıyor aboneliği iptal etmezsek her ay yenileniyor. Şimdi iptali nasıl olur bundan da bahsetmek istiyorum. Şu an benim hiçbir aboneliğim yok. Ben Prime abonesi olacağım. E, ala tıkladığımda bakın burada bir abonelik yazısı çıktı. Bir abonelik bedeli onay verdikten hemen sonra ve her ay abonelik yenilendiğinde hesabından alınır. 2. Abonelikler iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir. Biz Önümüzdeki ayın aboneliğini iptal edeceğiz. 3. Aboneleri iptal etmek için hesap yönetimine git diyor. Tamam diyorum. Aboneliğiniz iptal edene kadar her otomatik olarak sizden 6 lira 39 kuruş ödeme alınacaktır diyor. Ee, biz şu an Prime aboneliğini satın alıyoruz. Şu an abone olduk. Hayır teşekkürler diyorum. Satın alın diyor. Bakın direkt bizi abonelik sayfasına yönlendirdi. Şu an 5 UCM'i aldım. BP Shop'uma da gidiyorum. Hakkan pazartesi günü yenilenecek. Ben buradan BP ile görev kartı alabiliyorum. Buradan da işte silahları süreli olarak alabiliyorum. Setleri süreli olarak alabiliyorum. Bunları kalıcı olarak alabilmek istiyorsanız Prime Plus üyeliği almanız gerekiyor. Şimdi Play Store'ımıza geçelim ve aboneliğimizi nasıl iptal edeceğimizi göstereyim. İptalini gerçekleştirmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Prime Plus aboneliğinde de 600 UC kazanıyorduk. Yanına da 300 UC hediye geliyordu. 900 UC kazanıyorduk. Size şöyle göstereyim. Bakın 660 UC 110 lira. Yani Prime ve Prime Plus aboneliği gayet uyguna geliyor. Eğer UC'yi alacaksanız abonelik satın alarak UC kazanabilirsiniz. Ya da Daily Special Bundle, Akarakıt İstasyonu yani UC Station veyahut Custom Pack kişisel paket etkinliklerini bekleyebilirsiniz. Yani ufak bir duyuru yapmak istedim. Şimdi Play Store'a geçelim. Play Store'a geçiyoruz. Sağ üst kısımdan profil resmimize tıklıyoruz. Bizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Sayfayı aşağı kaydırıyoruz. Ödemeler ve aboneliklere tıklıyoruz. Sonrasında buradan abonelikleri seçiyoruz. Bakın burada aboneliğim gözüküyor. Prime aboneliği bir aylık yazıyor. Bir sonraki ödeme yani aboneliğimin yenileneceği tarih 25 Temmuz 2022. Ben iptalini gerçekleştireceğim şey önümüzdeki ay aboneliğin yenilenmemesi. Yani önümüzdeki ay abonelik yenilenmesini istiyorum. Şimdi tıklıyorum. Ee, i̇şte ödeme yapılacak vesaire gibi şeyler söylüyor. İşte hangi kartımdan alacağını söylüyor. 25 Temmuz 2022'de aboneliğin yenileceğini söylüyor. Biz şimdi resme tıklıyoruz. Pardon resim tıklama şeyini geçmişiz. Şurayla karıştırdım. Sayfayı aşağı doğru kaydırıyoruz. Ödemelere duraklat ve aboneliği iptal et var. İptal et'e basıyorum. Şu an satın aldığım aboneliği iptal edemem. Çünkü parasını peşin ödedim. Önümüzdeki ayı aboneliğin yenilenmemesini iptal ediyorum. Yani önümüzdeki ay abonelik yenilenmeyecek. Biz bunu iptal ediyoruz. Satın aldığımız aboneliği iptal edemiyoruz. İşte parasını verdiğimiz aboneliği iptal edemiyoruz. Parasını verdiğimiz için 25 Temmuz'a kadar o aboneliğimiz devam edecek. Biz önümüzdeki ay abonelik tekrarlanmasın diye onun iptalini gerçekleştireceğiz. Bakın ne diyor? İşte duraklatabilirsiniz diyor. Bu duraklata basalım. Bakın burada işte duraklatma süresini ayarlamamız istiyor. 25 Ekim, 25 Eylül, 25 Ağustos gibi. İptal diyorum. Aboneliği iptal et. Hayır teşekkürler diyorum. İşte iptal etmenin nedeni diyor. Ben diğer diyorum. Pardon. Yanıt vermek istemiyorum diyorum. Abonelik iptal edilsin mi? diyor. Aboneliğiniz fatura döneminin sonu olan 25 Temmuz 2022 tarihinde iptal edilecek ve artık sizden ödeme alınmayacaktır. Bu tarihten önce fikrinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Aboneliği iptal et. Abonelik iptal edilecek diyor. Yani 25 Temmuz 2022 tarihinde aboneliğim yenilenmeyecek. Tekrardan para kesilmeyecek bende. Bu aldığım abonelik de 25 Temmuz'da sona erecek. Yani yenilenmeyecek. Yani abonelik iptali bu şekilde oluyor. Satın aldığınız aboneliği iptal edemiyorsunuz. Yani paranızı geri iade alamıyorsunuz. Bu aboneliğiniz devam ediyor son kullanım gününe kadar. Önümüzdeki ayın aboneliğin yenilenmemesini sağlıyoruz. Abonelik iptali bu şekilde gerçekleşiyor. Aklınıza takılan şeyleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız.